Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, Sayın Hocalarım, sevgili öğrencilerimiz ve onların değerli aileleri. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözlerinden yola çıkarak gelecekte canımızı emanet edeceğimiz değerli hekim adayı öğrencilerimizin mesleğe ilk adım atacağı beyaz önlük giyme töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekan Vekili Sayın Profesör Doktor Recep Berkdin'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Evet, çok değerli hocalarım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri. Hepiniz bugün ilk defa sağlık ordusuna katılacak olan öğrencilerimizin beyaz önlük giyme törenine hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi hocalarımız biliyor tabi, öğrencilerimiz yeni. Geçen yıl deprem nedeniyle iki sınıfı birlikte beyaz önlük giyme törenine almıştık. Ama bu yıl inşallah bugün beyaz önlük giyme törenini birinci sınıflara tek başına ve ilk defa dediğim gibi sağlık ordusuna, bu sağlık hizmetini vermeye aday öğrencilerimize tek başına birinci sınıflarla inşallah yapacağız. Beyaz önlük biliyorsunuz bütün sağlıkçıların giydiği, şeffaflığı, saygıyı, etiği simgeleyen bir renk beyaz ve beyaz önlüğümüz de bir hekim olarak ben de dediğim gibi bizim için bu önlük çok kıymetli ve bunu taşıdığımız için de biz gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra sizler de gurur duyacaksınız. Şimdi beyaz önlüğün tarihçesini geçen yılda yine anlatmıştım. Profesör Doktor Özden An diye bir hocamız var. Hala sağ kendisi. İstanbul Üniversitesi'nde mikrobiyolog ve immünolog. Onun bir derlemesinde okumuştum. 19. yüzyılın sonuna kadar diğer bilim insanları beyaz önlük giyerken sağlıkçılar, özellikle hekimler siyah önlük giyerlermiş. Niye? İşte cerrah veya laboratuvarda çalışan biri kan görünmesin diye, daha kolay, daha az yıkansın diye siyah önlük giyerlermiş. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru artık Almanya'da bir cerrah ameliyathanede kanın görünmemesi bir dezavantaj olduğunu düşünmüş. Çünkü daha fazla bakterinin ürediğini, hastalarına daha fazla bulaşım olacağını düşünerek ilk olarak o başlatmış ve beyaz önlük giymeye başlanmış. Tabii bu tüm dünyada artık bu nedenle gerçekten de önemli bir neden. Çünkü kapattığınız bir renk o örneğin temiz olmadığını, belki de birçok sadece kan değil başka insan idrarını, dışkısını belki de hiç göstermeyen bir renk olduğu için beyaz önlük hem temizliği hem saygınlığı ifade ettiğini hem de bu tür kirlenmeleri göstereceği için artık beyaz önlük giymeye başlanmış. Biz beyaz önlüğü inşallah bizler de, sizler de inşallah hakkıyla taşıyacağımıza inanıyorum. Tıp fakültemizden biraz bahsedeyim. İsterseniz önce üniversitemizden bir cümleyle 6 fakültesi olan, 9 tane meslek yüksekokulu olan 6 ilçemizde, merkez ilçeler hariç ve 11.500'e yakın öğrencisi olan, yeni, büyümekte olan bir üniversiteyiz. Henüz 6 yaşındayız. Tıp fakültemiz 4 yaşında, bu yıl 5. sınıflar. İnşallah derse eğitime başladılar. Sizler de inşallah bu fakültenin 5. mezunları olarak tarihe, fakültemizin tarihine geçeceksiniz. Tabii ki birçok eksiğimiz var. En başta tıp fakültemizin müstakil bir morfoloji binası yok. Bunun için diğer eksikliklerimizi, yapısal eksikliklerimizi tamamladıktan sonra hep söylüyorum, ilk hedefimiz inşallah tıp fakültesine müstakil bir bina kazandırmak.
ve Yeşilurt yerleşkesinde bu binayı kazandırmak. Şu anda inşallah bir merkez derslik yemekhane, ikinci merkez dersi de gelecek yıl yapıp Yeşilurt'ta sınıf ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ya bir hayırsever aracılığıyla ya da yine yatırım alacağımız bir programla inşallah müstakil bir binaya da en kısa zamanda sizleri inşallah kavuşturacağız. Yani sizler mezun olmadan inşallah yetişecek diye umut ediyorum. Evet, biraz da ben de iç hastalıkların uzmanı olarak bir iki cümlede kurduktan sonra çok vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü öğrencilerimizle tanıştık. Birinci sınıfın açılış dersine katılmıştım. Mesleğimiz gerçekten çok önemli. Bir kere mutlaka kendi ailenizde, anneleriniz, babalarınız henüz genç ama büyük anneleriniz, dedelerinizde mutlaka bir kronik hastalık vardır. Hipertansiyon gibi, diyabet gibi, kalp rahatsızlığı gibi. Bir kere öğrencilerimize tavsiyem, birinci sınıfta da olsanız onların hastalıklarını mutlaka takip edin. Çünkü onlar mutlaka gerçekten bakanlığımız bu konuda hiçbir eksiği olmadan sağlık hizmeti de veriyor. Bildiğiniz gibi Covid'de de bunu gördük dünyada. Hiçbir ülke bizim gibi bu salgını yönetmedi. Ne yoğun bakım yatağında sıkıntı yaşadık, ne hastaneye yatışlarda. İnsanların evlerine kadar gittik, ilaç dağıttık. Yani bakanlığımız bu konuda bu sınavı çok başarıyla geçti. Ama yine de bizim ülkemizde bir söz vardır. Her ailede mutlaka bir hukukçu ve bir sağlıkçı olacak diye. Gerçekten de bizler de insanız, hekim olarak mutlaka hata yapabiliriz. Gözümüzden kaçan bir şey olabilir. O yüzden kendi yakınlarınız bir kere sizlere emanet artık bundan sonra. Yani örnek vereyim mesela. Biz hastalarımızı muayene ederken tabii yoğun mesai harcayıp günde 50, 60 veya daha üzerinde hastaneden gelen hocalarımız da burada. Daha fazla hasta baktığımız durumlar da olabiliyor. Mutlaka hekim olduğumuz için dikkat ediyoruz ama insan olduğumuz için de bazen hata yapabiliriz. Gözümüzden bir şeyler kaçabilir. En basiti bir ilaç etkileşimi. Maalesef sevk zinciri dediğimiz olay olmadığı için hastalarımız bir doktordan memnun olmayıp İşte aynı branşta başka bir hekime de 3-4 gün içerisinde gidebiliyor. O ilaç yazıyor, diğeri ilaç yazıyor. Bu ilaç etkileşimlerine bakmadan büyüklerimiz de, hastalarımız da her ikisini aynı anda kullanabiliyor. Veya hekim yoğunluktan başka branşın yazdığı ilacı sorgulamamış olabiliyor. İlaç etkileşimi mesela çok basit ve bunu çok rahat bundan sonra sizler yönetebilirsiniz. Dediğim gibi Allah annelerinize, babalarınıza şifa versin. Büyük anne ve büyük babalarınız, dedeleriniz mutlaka böyle ilaç kullanımı vardır. Şimdiden bunlara başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu da çok iyi bir eğitim. Birebir işte o hastalıklarda hangi ilaçlar kullanıldığını, kimin ne önerdiğini, hangisinin doğru olduğunu mutlaka değerlendirmeye yavaş yavaş başlamanızı tavsiye ediyorum. Tabii bizim de burada rolümüz önemli. Özellikle hocalarımızın, sizleri yetiştirecek hocaların, biz üniversite üst yönetiminin her türlü eksiğinizde, ihtiyacınızda burada olduğumuzu, hocalarınızla, danışman hocalarınızla mutlaka bir sıkıntınız olduğunda görüşmenizi özellikle öneriyorum. Yaklaşık bir 10-15 yıl önce yeni öğretim üyesi olduğunda 3 arkadaş, biliyorsunuz Şahin İsmet Özel, onun yanına gitmiştik. Ziyaret amaçlı gittik. Tabii biz tanışmıyoruz ama hem tanışmak hem de kendisini ziyaret etmek için gitmiştik. Orada bir hocamız, arkadaşım dedi ki İsmet Bey, biz üniversiteye yeni öğretim üyesi olarak başladık. Öğrencileri yetiştirirken bize ne tavsiye edersiniz? Gerçekten çok farklı bir kişilik. Şahsına münhasır bir kişiliği var. Bize direkt kızdı, yani fırça atar gibi. Dedi ki, domates mi yetiştiriyorsunuz, patates mi yetiştiriyorsunuz? Böyle bir önerim olmaz dedi. Yaptığınız her şey onlar için zaten siz birer rol modelsiniz dedi. Onlara rol model olacaksınız. Yani hocanız dürüstse, hocanız hastaya iyi davranıyorsa, hocanız şefkatliyse inşallah sizler de öyle olacaksınız. O yüzden bizim sorumluluğumuz çok fazla. Bunun bilincindeyiz. İnşallah sizlere iyi örnek olacağız. Dediğim gibi sözü çok uzatmadan, ayakta bekleyen öğrencilerimiz de var, ailelerimiz de var. Ben tekrar bu
orduya, sağlık ordusuna katılmanızdan dolayı sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugünlere getiren ailelerinizi en başta tek tek tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olur diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Hocam Uzay konuşmaları için teşekkür ediyor. Kendisini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Tıp Fakültesi'nde iki dönem üzerinde eğitim koordinatörlüğü yapan Doçent Doktor Feyza İnceoğlu, Doçent Doktor Cihat Uçar, Doçent Doktor Mehmet Yavaş hocalarımızı teşekkür belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Hocalarımı yerlerine alıyor ve teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor İlhan Erdem, Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Orhan Gündüz, Sayın Genel Sekreterimiz Doçent Doktor Ahmet Selim Özkan, Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Emrah Zayman, Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Muhammed Serdar Buğday, Profesör Doktor Mehtap Düz, Profesör Doktor Şahin Direkel, Profesör Doktor Kadir Pekmez, Doçent Doktor Engin Yıldırım, Doçent Doktor Serdar Sarıtaş, Doçent Doktor Onur Öztürk, Doçent Doktor Tuğba Raika Kıran hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Beyaz önlük giyme törenimiz burada başlamış bulunmaktadır. Öğrencilerimizden Gökay Emin Sarıkaya, Mehmet Salih Yılmaz, Bedirhan Kartakgül, Tamana Hasan Zada, Safvan İsmail Hasan, Sadak Haji, Muhammed Bingöl, Ezginur Toğa, Delal Çalışkan, Enes Esen, Kerem Tura, Yusuf Eskin, Fırat Güneş öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum.
Günay, Furkan Koca, Ahsen Eylül Yılmaz, Mehmet Emin Çimen, İsmail Can Akıncı, Ufuk Vedat Yolcu, Ömer Faruk Öztoprak, Zehra Nur Mullaoğlu, Muhammed Merdan Ağar, Alihan Bayram, Muharrem Sancar, İknur Yılmaz, Bülent Mete Demir öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Tören sonunda toplu fotoğraf çekimi olacaktır. Öğrencilerimizin ayrılmamasını rica ederiz. Ayşenur Yıldırım, Mehmet Taşkıran, Zehra Sağlar, Furkan Ayaz, Hilmi Eren Çetin, Zeynep Özgün, Eda Nur Aksu, Dilan Kara, Muhammed Başdoğan, Recep Akbulut, Muhammed Enes Sarın, Can Mansuroğlu, Burak Ateş öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın Rektörümüzü bir süre daha sahnede misafir edip diğer hocalarımıza çok teşekkür edip onları yerlerine uğurluyoruz. Üniversitemiz hocalarından Doçent Doktor Serdar Deniz, Doçent Doktor Cihat Uçar, Doçent Doktor Mesut Öterkuş, Doçent Doktor Feyza İnceoğlu, Doçent Doktor Mehmet Yabaş, Doçent Doktor Lezan Keskin, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Aktaş, Doktor Öğretim Üyesi Feyzi Doğru, Doktor Öğretim Üyesi Fatma Özyalın, Doktor Öğretim Üyesi Yahya Akalın, Doktor Öğretim Üyesi Oya Korkmaz, Doktor Öğretim Üyesi Saime Sezer Sondaş, Doktor Öğretim Üyesi Yeşim Yeni hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Nur Neva Büyük Bingöl, Eyüp Mehmet Sait Tunç, Eyüp Bapur, Elif Işıl Dönmez, Enes Candan, Kerem Erdem, Yusuf Özdemir, Sümeyye Koç, Muhammed Ali Bişken, Bilal Yıldırım, Hatice Çaçan, Furkan Güven, Muhammed Abdülmelik Çelik öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Miraç Tunç, Barış Barik, Emin Bayram, Fuat Saçan, Rana İrem Kırımlı, Zehra Gürgar, Şevval Nisa Koşucu, Yelda Nur Uçar, Sedef Baysal, Zeynep Selin Akpınar, İsmail Kılıçer, Reyyan İrem Aksoy, Sedef Türk öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Elif Naz Zengin, Hatice Baş, Salih Alökmen, Batın Yiğit Alataş, Mehmet Yasin Oktay, Muhammed Hasan Çetin, Esin Beyza Şahin, Gonca Avcı, Elif Taş, Ferhat Öztürk, Azra Sülü, Zehra Gökşen, Kaan Samet Karahan öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Semih Alagöz, Sıla Bozoğlu, Feryal Nilay Ekinci, Zehra Bayram, Berkan Kızılkaya, Fatih Karakurt, Kaan Kaya, Yusuf İsmail Sarıoğlu, Enes Kutlu, Abdurrahman Arda Durmuş, İranur Hulat, Fatma Rengin Aydoğdu,
Salih Tekin öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Salih Tekin, Mehmet Yavasan, Semih Öğüt, Dilan Nisa Erduman, Yunus Dönmez, Ayşe Naz Bulut öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Değerli rektörüm, sevgili konuklar, fotoğraf çekimi yapılacaktır. Kıymetli öğrencilerimiz, lütfen beyaz önlüklerinizi giyerek fotoğraf çekimine katılım sağlayalım. Fotoğraf çekimi bina girişinde yapılacaktır.